Hepinize tekrardan merhaba değerli gençler. Demir Hocam kanalına hoş geldiniz diyorum. Acil Matematiğin YouTube kanalına da hoş geldiniz diyorum. Bugünkü denememiz rejelasyon 7. denememiz. Bundan sonra bir denememiz daha kalıyor. Bildiğiniz gibi seri bir şekilde soruları denemeleri çözmeye çalışıyoruz. Bu denememizde çözümlerine geçmeden önce her zaman yaptığımız gibi ufak bir değerlendirme yapmak istiyorum. Bu 7. denememiz arkadaşlar diğer denemeler istinaden bir tık daha kolay sorulardan oluşmaktaydı. Bir iki tane soru vardı böyle işlem ve kafa yoran soru tarzından. Başka da diğer fazla ve çok fazla sizi zorlayacak soru tarzımızın olduğunu düşünmüyorum. Güzel bir denemeydi. Sizden ricam her zaman söylediğim gibi denemeyi baştan sona kadar izleyiniz. Farklı çözüm yollarını öğrenmiş olursunuz diyorum. Hemen birinci sorumuzla denememize başlayalım. Gelsin birinci soru diyoruz. Hemen birinci sorumuzdan başlayalım. Neymiş bu sorumuz? Bir rasyonel sayı sorusu bu da. Okuyalım sorumuzu. Diyor ki sorumuz, A ve B gerçel sayılar olmak üzere aşağıda sayı doğrultu üzerinde işaretlenmiş 4 sayıdan A'da da bulunan her iki sayı arasındaki uzaklıklar birbirine eşittir diyor. A'nın B'ye oranı kaç olduğunu soruyor. Şimdi burada şuna dikkat edelim. 0,5 1 bölü 2 demek. Bu devirli sayı 6 bölü 9 demek. Şu ikisinin arasındaki fark şu ikisinin arasındaki farka eşit olması gerekir. Şimdi 6 bölü 9'dan 1 bölü 2 çıkartırsak burayı 2 ile şuraya 9 ile payda eşitlediğimizde 12 eksi 9 bölü 18'den 3 bölü 18 yani 1 bölü 6 çıktığını görmekteyiz. O zaman aynı mantıkla A ile 6 bölü 9 arasındaki farkın da yine 1 bölü 6 olması gerekmekte. Bunu karşıya atın. A eşittir 1 bölü 6 artı 6 bölü 9'dan 2 ile 3 ile çarptığımızda 12, 3 daha 15 yapacaktır burası da. 15 bölü 18. Bunu sadeleştirdik. 3'e böldük 5, 3'e böldük 6. Bu da A sayımız. Kaç çıktı? 5 bölü 6. A artı B'ye de X dersem X'in 5 bölü 6'ya olan farkının da yine 1 bölü 6 olması lazım. Karşıya atarsak X eşittir. 5 bölü 6 artı 1 bölü 6'dan X'imiz 1 çıkacaktır. X ne idi? A artı B idi. A'mız kaçtı? 5 bölü 6. 5 bölü 6 artı B eşittir 1'den. B eşittir 1 eksi 5 bölü 6'dan. B'miz de 1 bölü 6 çıkmakta. Soru bize ne istiyordu? A'nın B'ye oranı. A'mız 1 bölü 6 idi. Değil mi? Pardon, A'mız 5 bölü 6 idi gençler. 5 bölü 6. B'miz 1 bölü 6 idi. Bu da ne olacak? 5 bölü 6 çarpı 6 bölü 1'den bunlar gider. 5 çıkacaktır. Cevabımız Batman'dır. İkinci sorumuza bir bakalım. Neymiş ikinci sorumuz? Diyor ki rakamlarının kümesi en elemanlı olan doğal sayı enli sayı denmekteymiş. Rakamlarının kümesi en elemanlı olan doğal sayı enli sayı. Örnek 3033 sayısının rakamlarının kümesi 2 elemanlı. Bakın niye? Bir 3 var ve bir 0 var değil mi? 3 ve 0 dışında başka rakamlar kullanılmadığı için 2 elemanlı demiş. Diyor ki bu mantığa göre x 4 basamaklı üçlü bir tek sayı. Ne demek bu üçlünün anlamı? X ifadesi eğer 4 basamaklı ise mesela şöyle olsun. A, B, C, D. Diyor ki burada kullanacağın 3 tane sayı olsun. 3 tane rakam dışında bir rakam kullanma. Ve bu ifade tek olsun diyor. X artı Y ne, Y ne diyor? Y'ye bakalım. Y de diyor ki 3 basamaklı bir sayı. İkili ama bu sefer diyor. Mesela ne olur bu da? E, F, ne diyelim mesela? E, F, K desek mesela. Bu da ikilide kalsa diyor ki iki tane rakam tek kullan. Burada üç rakam kullanacağız. Burada iki rakam tek kullanacağız. Ve diyor ki bu toplamın da az olmasını istiyor. O zaman küçük rakamları kullanmam daha mantıklı olacak. Soru bize dememiş bu rakamlar birbirinden farklı olsun da dememiş. O zaman şöyle yazalım. 4 basamaklı küçük bir sayı elde etmek için öncelikle 1 ile başlamam lazım. 0 ile başlayamam. İkinci rakamımız 0 olabilir. Üçüncü rakamım da 0 olabilir. Ama dördüncü rakamım tek sayı dediği için
Bir dışında farklı bir sayı yazalım. Mesela 3 yazalım. Çünkü bakın ne oldu? 3, 0 ve 1 rakamını kullandık. 3 tane farklı rakam kullandık. Bu kuralı sağladı. Y'ye bakalım aynı şekilde. 3 basamaklı. Bu sefer ikili. 2 rakam tek kullanmamız lazım. Buna ne diyelim? 1 desem, 0 desem, çift demiş değil mi? 0 desem olur mu? Bakın 100 oldu değil mi? Şu ikisini topladığımızda ne olacak? 1103 olacak. Yani cevabımız Adana olacak. Üçüncü sorumuza geçtik. Ne diyor sorumuz? Diyor ki Ahmet bir oyunun ilk aşamasında üçgen için 3 sayısı yazmış. Karenin içerisinde 2 yazmış. Diyor ki bir altta ne yapıyor? 3 ile 2 toplayıp buraya yazıyor. Farklarını da buraya yazıyor. Büyüğünden küçüğünü çıkart diyor. Yani nereden anlıyoruz biz bunu? Mutlak farkı. Yani negatif çıkmaması için bunu diyor. Şimdi birinci adımda zaten yazdığı sayılar 3 ve 2. İkinci adımda ne olmuş? Bakın toplamış, farklarını almış. Bu sefer topladığımızda 6, farklarını aldığımızda 4. Topladığımızda 10, farklarını aldığımızda 2. Topladığımızda 12, farklarını aldığımızda 8. Topladığımızda 20, farklarını aldığımızda kaç oluyor? 4. Topla 24, farklarını al. Kaç olacak? 16 olacak. Topla 30, 40. Farklarını al. 8 olacak. Şimdi biz böyle sonsuza kadar götüremeyiz. Diyor ki 56. adımda değil mi? Zaten bu başlangıçtı. Biz bunu adım olarak kabul etmeyeceğiz. Başlangıç bu. Bu sayıları ilk başta toplayıp çıkartarak yapmışızdır. Şimdi burada şuraya bir dikkat eder misiniz? İlk adımda ne yapmışız? 5, 1 olmuş. İkinci adımda bu olmuş. Üçüncü adımda, dördüncü adımda, 5. adımda, 6. adımda, 7. adımda. Şu birinci adıma bakar mısınız? 5 olmuş değil mi? 3. adımda kaç olmuş? 10 olmuş. 5. adımda kaç olmuş? 20 olmuş. 7. adımda kaç olmuş? 40 olmuş. Bu sayıların hepsi nedir? 5'in katı olanlardır değil mi? Şimdi soru bize 56. adımı istiyorsa, soru 56. adımı istiyorsa, şimdi şurada şunu da görelim. Zaten bunu bir adım, bunu saymıyoruz. Buradan işlem yapmış. 55 adımda toplama çıkartma işlemi, şey toplamayla fark işlemi yapmış. Demek ki buradan 55 tane işlem yapıldığını görebiliriz. Şimdi 55 tanesi bakın tek ile başlamışsa bakın tek çift tek çift tek çift. En sonda neyle bitecek? Tek ile bitecek. Değil mi? Çünkü 55. adımımız tektir. 54. adımımız yine çifttir diyoruz. Soru bize 56. adım istiyor değil mi? Aslında bu 55, 56 demektir. Bunu da başlangıç olarak yani 0. adım kapı da çift anlamındadır. Şimdi bu toplamda kaç tane olur burada? 56 tane ise bunun 28'i tektir, 28'i çifttir diyoruz. Şimdi buradan bizden en sondaki şunu istiyordu değil mi? Şimdi başlangıcımız 5 değil mi? Sonra 28 tane ne yazmamız 28 tane, şey pardon, 27 tane daha yazmamız lazım değil mi? Hep ne oluyor bakın? Bu 5 çarpı 1, 5 çarpı 2, 5 çarpı 4 hep 2 katı. Bak şurası 5 çarpı 2 idi. Şurası 5 çarpı 4, 5 çarpı 8 diye gidiyor. O zaman hep 2 ile çarpıldığını görüyoruz. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı kaç tane 2 olacak? 27 tane 2 olacak. Çünkü bu zaten ilk tekimizdi. Bu da ne olacak? 5 çarpı 2 üzeri 27 olacaktı. Cevabımız Edirne'dir diyoruz. Dördüncü sorumuza geldik. Bu bir köklü sayı sorusu. Şöyle bir tablo vermiş bize. Diyor ki bu tabloya göre, yani bu mantığa göre aşağıdaki ifade, bak şu mantığa göre şu mantığa göre aşağıdaki ifadeyi bulunuz diyor. Şimdi bu mantığın aynısını soruya uygulamamız lazım. Hemen yazalım. Bakın A şurada. Şuranın içine gelmiş değil mi? O zaman ne diyeceğiz? Üçüncü dereceden 12 çarpı. Ve şuradaki sayı köklü kare kökün içine gelmiş. Yani kök 2 bölü x. X'imiz altıncı derecenin içine gelmiş. Altıncı dereceden kök x olmuş. Diyor ki ifadesi bir tam sayıymış. Şimdi şu ifadeyi derecelerini eşitlememiz gerekiyor burada arkadaşlar. Nasıl
Bunun derecesi 2. Bununki 2, bununki 3, bununki 6. Bunlar 6'da eşitlenirse ben bunu 2 ile çarparım. Burayı 3 ile genişletirim. Buraya dokunmam zaten. 2 ile genişlettiğimde ne oldu? 6. dereceden 12'nin karesi çarpı diyelim de 3 ile genişlettiğimde 6. dereceden 2'nin küpü bölü 6. dereceden kök x. Bunu tek kökte yazarsak şöyle 6. dereceden yazarsak biz bunu 12'nin karesi çarpı 2'nin küpü bölü x ifadesi olacaktır. Bu ifade bir tam sayı olduğunu söylemekte. Şimdi bunu bir açalım. Bakalım bu ifademiz nasıl gelecek. 12 ne demekti? 2'nin karesi çarpı 3. Bir de karesi var. Çarpı 2'nin küpü. 6. derece vardı tabii. Bölü x. 2'nin karesinin karesi ne oldu? 2 üzeri 4. 2 üzeri 3 de burada var. 2 üzeri 7 çarpı 3'ün karesi bölü x. Şimdi amacımız bu ifadeyi 6. dereceden kurtarmak değil mi? Buradaki içerideki sayıları kuvvetlerini şu içerideki sayıların kuvvetlerini 6'ya benzetmek. Şimdi 2 üzeri 7 ya. Bunun 2 üzeri 6 olması lazım. O zaman x'e 2 üzeri 1 dersem maksat sadeleşsin. Bir de x'e 3'ün karesi de dersem, bak 3'ün karesi de dersem, bu 3'ün karesini sadeleştirirsem sadece 2 üzeri 6 kalsın diye. 3'ün karesi dedim bir de. O zaman x ifademiz ne oldu? 3'ün karesi 9 çarpı 2 yani 18 olacaktır diyoruz. Beşinci sorumuza geçtik. Diyor ki aşağıda verilen sayı doğrusu üzerinde x artı y 0 ve x artı z b'ye artı z sayıların bulunduğu noktalara işaretlenmiştir diyor. Aşağıdakilerden hangisi negatif bir sayıdır? Şimdi pozitif sayılar negatif sayılardan büyüktür zaten. Şuraya göre şu ifade şundan büyük müdür? Yani y artı z büyüktür x artı z. Şu z'ler gitti. Y büyüktür x oldu. X artı z de neden büyüktür? X artı y'den büyüktür. Bu sefer x'ler gitti. Z büyüktür y. Y de x'ten büyük idi. Şimdi burada ifadenin negatif çıkabilmesi için küçük sayıdan büyük sayıyı çıkartmamız gerekmekte değil mi? X sayısı z sayısından nedir? Küçüktür. Küçük sayıdan büyük sayıyı çıkarttığımızda negatif çıkacaktır. Birinci öncülümüz doğrudur diyoruz. Y eksi x. Y x'ten büyük bir sayıdır. Büyükten küçüğü çıkarttığında negatif çıkmaz. Y eksi z. Y küçük sayı z'ye göre z daha büyük bir sayı. Bunun farkı negatif olacaktır. 1 ve 3 öncülümüz doğrudur. Cevabımız Edirne'dir diyoruz. Geldik 6. sorumuza. Soru diyor ki a artı b bir tam sayıymış. A artı 2 küçük b eksi 8 o da küçük a artı 4 demiş. Şimdi burada x 8 var ya burada her tarafa 8 eklersek şu denklem ne olacak? A 8 eklediğimiz a artı 10 o da küçüktür. B 8 eklediğimizde burası gidecek. 8 eklersek diğer tarafa a artı 8 artı 4'ten a artı 12 olduğunu görürüz. Şimdi madem a da tam sayı, b de tam sayı. 10 fazlası bir tam sayıdır. 12 fazlası da bir tam sayıdır. A artı 10 ile a artı 12 arasındaki tek tam sayı nedir? A artı 11'dir. O zaman diyoruz ki B'miz kesinlikle A artı 11'dir. Bu cepte. Şurada da yine aynı mantıkla B eksi 3, B eksi 1. Bu arada sadece hangi sayı var? B eksi 2 var değil mi? O zaman diyoruz ki 2 A'mız B eksi 2 demektir. Karşıya atarsak B'miz neydi? 2 A artı 2 olacaktır. B'miz aynı zamanda A artı 11'di. A artı 11 eşittir 2A artı 2'den A'mız eşittir 9 çıkmakta. A yerine 9 yazdığımızda B eşittir 11 artı 9'dan B'miz 20 çıkmakta. B 20, A 9 toplamları 29. Geldik 7. sorumuza. Bu sorumuz tek ve çift sayılarla ilgili bir sorumuz. Diyor ki A, B, C 0'dan farklı tam sayılar. 4A eşittir A çarpı B artı C eşitliği veriliyor. Bu öncülerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi burada A, B'yi bir karşıya atalım. Bakın A'lar ortak olduğu için. 4A eksi A, B eşittir C'ye. A parantezine aldığımızda 4 eksi B eşittir C olacaktır.
Buradan şöyle bir tablo yazarsak A, B, C. Şıklarımızı, öncülerimizi buna göre yazacağız şimdi. Diyor ki C tek sayıysa, C tek sayı olsun. Bunun tek olabilmesi için şu iki çarpanın da tek olması lazım, değil mi? A tektir. Bu 4 eksi B'nin tek olabilmesi için, şuranın tek olabilmesi için B'nin çift olması, çift olamaz değil mi? Çift olursa sonuç çift olur. B tek sayı olur. C tek sayısı A artı B tektir. A ile B'yi topladığında tek ile tekin toplamı çifttir. Birinci öncülümüz yalan oldu. Bu Adana, Edirne, Ceyhan gitti. A çarpı B tek sayısı. Yine aynı bu mantıktan. Bu tek ise, buna tek der isem, bakın 4 eksi tek ne olacaktır? Tek sayı. Tek çarpı tek tek olacaktır. Her üçü yine tek sayı olacaktır değil mi? C tektir diyor. İkinci öncülümüz doğru. Şimdi B'ye çift demiş. B çift ise bu sonuç çift olacaktır. Çift çarpı her şey çifttir. Yani C'miz çift, B'miz çift. A ne olursa olsun zaten A çarpı C kesinlikle çift sayı çıkacaktır. Cevabımız 2 ve 3 olacaktır. Yani Diyarbakır. 8. sorumuza geldik. Diyor ki A ve B köylerinin nüfusları arasındaki fark 125 imiş. A köyü yine B köyü. Bunun nüfusu A olsun, bununki B olsun diyoruz. Farkları 125'miş. Yani mutlak değer, tabi bilmiyoruz değil mi? Hangisi hangisinden fazladır bilmiyoruz. Mutlak değer A eksi mutlak değer B 125 imiş. A köyünden B köyüne 36 kişi göç ediyor. 36 kişi göç ediyorsa A'nın nüfusu ne olacak burada? A 36 azalacak. B de ne olacak? 36 artmış olacak. A ve B köylerinin nüfuslarının farkı hangileri olabilir diyor. Şimdi buradan bu mutlak ifadesinden önce diyeceğiz ki A eksi B'miz ya 125'tir ya da A eksi B'miz eksi 125'tir diyoruz. Şunu karşıya atarsak A ifadesi ne olacaktır? 125 artı B veya A ifademiz B eksi 125 olacaktır diyoruz. Son duruma göre yazdığımızda şimdi A yerine A eksi 36 yazarsak A eksi 36 eşittir 125 artı B yerine B artı 36 yazıyorum. Şunu karşıya atarsak ne olacak? A eksi B, bu B'yi şu tarafa attık, 36'yı da bu tarafa attık. 125 artı 72'den A eksi B'miz kaç çıkmakta? 197 çıkıyor. Bu bir. Bak 197 olabiliyormuş. Yine burada yazarsak A eksi 36 eşittir. B'miz B artı 36 idi. Eksi 125 dediğimizde karşıya atarsak A eksi B'miz, bunu da karşıya attık. 72 eksi 125 A eksi B'miz eksi 53 çıkacak. Ama hangisinin hangisinin büyük olduğunu bilmediğimiz için mutlak değerce yine bunu aldığımızda A eksi B'miz 53 çıkacaktır. Yani birinci öncülümüz de olabilir. Cevabımız Diyarbakır'da diyoruz. Geldik denememizin 9. sorusuna. Bu sorumuz bulmaca tarzındaki soru tarzlarından bir tanesi. Hemen sorumuzu okuyalım. Çünkü 1'den 9'a kadar 9 rakamın her biri aşağıda verilen 9 kutuda her kutuda bir rakam olacak şekilde yerleştiriliyormuş. Yukarıdan aşağıya doğru 5 kutudaki rakamların toplamı A. Bir de ne diyor? Soldan sağa doğru 5 kutunun rakamları toplamı B. A ile B'nin toplamı kaçmış? 51'miş. Şimdi bu kutuların tümüne yazılan sayılar hangileri? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ama şu ortadaki kutu hem yukarıdan aşağıya hem soldan sağa iki kez yazılmış değil mi? Şimdi hangi rakam iki sefer yazılırsa bakın artı x 51 olması gerekmekte. Şimdi 1'den 9'a kadar sayıların toplamı kaç yapacaktır? 1'den 9'a kadar bak bunların hepsi artı olacak. Çünkü bunların toplamı diyor. Bu da ne yapar? 9 çarpı 10 bölü 2'den yani 45 yapar. A artı x eşittir 51 ise x eşittir 51 eksi 45'ten x eşittir 6 çıkacak. Demek ki buraya yazılan kutuda yazılan sayımız kaçmış? 6 imiş diyoruz. Geldik 10. sorumuza. Bu da şekilli yeni nesil soru tarzlarından bir tanesi. Hemen sorumuzun çözümüne
Geçelim. Diyor ki şekildeki 5 basamaklı bir merdivende 2, 3, 4 nolu basamakların her biri sarı renkle gösterilen yükseklikte birbirine eşitmiş. Şimdi burası A ise burası da A'dır. Şurası da A'dır. Şurası da A'dır. Burası yeşil olduğu için burası B'dir diyor. Merdivendeki tüm basamakların yerden yükseklikleri toplamı 120'ymiş. Şimdi birinci basamağın yerden yüksekliği neymiş? B. İkinci basamağın yerden yüksekliği A ve B'dir değil mi? A artı B. Üçüncü basamağın yerden yüksekliği iki tane A artı B'dir. Bakın şöyle ya uzatırsak şurayı. Şurası A'ydı, burası da B'ydi. 2 A artı B olur. Dördüncü basamak aynı şekilde. 3 A artı B. Beşinci basamak 4 A artı B. Bunların toplamı 1, 2, 3, 4, 5. 5B artı 10A. Bu da 120 imiş. 5 parantezine aldığımızda 2A artı B eşittir 120'den. 2A artı B kaç çıkar? 24. Her tarafı 5'e bölersek tabii. Şu 5'ler gider. 120 bölü 5, 24 yapacaktır. Soru bizden neyi istiyordu? 3 nolu basamağın yerden yüksekliği. 3 nolu basamak zaten 2A artı B'ydi. Zaten bizim bulduğumuz ifade de buydu. Yani 24 cevabımız Adana diyoruz. 11. sorumuza geçtik. Sayısal mantık tarzında bir soru bu da. Diyor ki Ali sırayla 1 ay çalışıp 2 ay tatil yapmakta. Veli ise 2 ay çalışıp 1 ay tatil yapmakta. Bakın Ali 1 ay çalışıyor, 2 ay tatil yapıyor. Veli 2 ay çalışıyor, 1 ay tatil yapıyor. Şimdi diyor ki Ocak ayında Ali ve Veli çalışmaya başlamıştır. O zaman şöyle yapar mı? Bak, Ocak, Şubat, Mart yazmaktansa birinci ay, ikinci ay, üçüncü ay, dördüncü ay, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ay yazdık. Kimler varmış? Ali varmış ve Veli varmış değil mi? Ali ne yapıyormuş? Bir ay çalışıyormuş. Yani Ocak ayında çalıştı. Sonra tatil yaptı. Sonra tatil yaptı. Bu şekilde devam ediyor. Çalıştı. Tatil yaptı. Tatil yaptı. Yine çalıştı. Tatil yaptı. Tatil yaptı. Çalıştı. Tatil yaptı. Tatil yaptı. 12. ayı yazmamışız. 12. ayı da yazdık. Sonra ne oluyormuş? Veli ne yapıyor? 2 ay çalışıyor. Çalıştı. Çalıştı. Tatil yaptı. Çalıştı. Çalıştı. Tatil yaptı. Yine çalıştı. Çalıştı. Tatil. Çalıştı, çalıştı, tatil. Sonra diyor ki A birleşim B. Ali'nin çalıştığı ayların kümesi A. A kümesi neymiş o zaman? Hemen A kümemizi yazalım. Ali'nin çalıştığı bakın. 1, 4, 7 ve 10 değil mi? 1, 4, 7, 10. B kümesi neymiş? Veli'nin tatil yaptığı. Veli'nin tatil yaptıkları hangisi? Şu, şu, 9 ve 12. Neymiş ona yazalım. 3, 6, 9 ve 12 değil mi? Sonra diyor ki A birleşim B. Ne olacak o zaman? 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12. Ne diyormuş bunun tümleyeni? Yani bu sayılar dışında kalan sayılarımız. Bunlar da hangisidir bakın. 2 yazılmamış değil mi? 2 var. Sonra 5 var. Sonra 8 var. Sonra 11 var değil mi? Bu da ne olur? A birleşim B'nin tümleyeni olacaktır. Kaç elemandır bu da? 4 elemanlı bir küme. Cevabımız Diyarbakır diyorsun. Geldik 12. sorumuza. Bu bir fonksiyon sorusu gençler. Hemen bakalım. Diyor ki f ve g ve h birer fonksiyon ama A ülkesindeki ayakkabı numaralarını B kümesindeki ayakkabı numaralarına dönüştüren fonksiyon fx eşittir x bölü 6. Neymiş? Hemen yazalım. Fx eşittir x bölü 6. B kümesi bak A'yı B'ye dönüştürüyor değil mi? Bu A'yı B'ye dönüştürüyormuş. B kümesini diyor ki C ülkesine dönüştüren fonksiyonsa gx eşitmiş 40x artı 1. Sonra diyor ki A'yı C'ye dönüştüren değil mi? Şimdi kümelerden hatırlarsanız fonksiyonun tanımını yaptığımızda şöyle bir şey demiş değil mi? A'dan B'ye, B'den C'ye ise A'dan C'ye ne oluyordu? F'te GX oluyordu değil mi?
pardon geçtik. G'de fx oluyordu. G'de fx oluyordu bu fonksiyon. G f x. G'de fx fonksiyonu nasıl yazılır? G fx fonksiyonumuz x bölü 6 değil miydi? X bölü 6 eşittir. 40 çarpı x yerine x bölü 6 yazıyoruz. X bölü 6 artı 1'den 20x bölü 3 artı 1. Bunlar sadeleşecek ya, 20'ye 3 olacak. Cevabımız ne olacak? Batman şıkkı olacaktır diyoruz. 13. sorumuza geldik. Yeni nesil bir soru bu da. Genellikle ÖSYM cetvel sorularını çok seviyor. Bu da bir cetvel sorusu. Aşağıdaki eşit aralıklar ölçeklendirilmiş ön yüzü yeşil, arka yüzü gri olan bir karton cetvel verilmiştir diyor. Bu karton cetvel sol taraftan 0 ile 6 sayısı çakışacak şekilde. Şimdi 0'ı şöyle katlayıp 6'nın üzerine getirirsen katlama noktası neresi olacak? 3 olacak. Aslında senin burayı 3 santim katladığın görülür. Diyor ki 6 ile burası da 6'dır o zaman. 6 ile 13 arası da 7 santim değil mi? Demek ki şurası da 7 santim. Burası 3'tü. 7 daha 10. Diyor ki bu cetvelin uzunluğu 16 birimmiş. Şimdi şurası x ise, burası 13 ise, burası ne olacak o zaman? X eksi 13 bölü 2 olması lazım. Biz ne yaptık? 6'yı 2'ye böldüğümüzde 3'ü bulduk. 3 artı 7 artı x eksi 13 bölü 2'nin kaça eşit olması lazımdı? 16'ya. Burası 10 yaptı. 10 artı x eksi 13 bölü 2 eşittir 16'dan. X eksi 13 bölü 2 eşittir 6. X eksi 13 eşittir 12. 13'ü de karşıya atarsak x eşittir 25 çıkacaktır. Cevabımız Diyarbakır'da diyoruz. 14. sorumuza bir polinom sorusu. Diyor ki birinci dereceden polinomların kümesi A olsun. İkinci dereceden polinomların kümesi B olsun. Bu öncüllerden hangisi doğrudur diyor değil mi? 2x birinci dereceden bir polinom mu? Evet. O zaman A'nın elemanı olması doğru mudur? Tabii ki doğrudur. Birinci öncül kesinlikle doğru. O zaman Batman ve Edirne şıkkı gitti diyoruz. A'dan alınan iki elemanın toplamı B elemanı olabilir. Şimdi siz hangi ikinci dereceden denklemi alırsanız alın AX ile BX'in toplamı asla CX kare yapmayacak değil mi? Çünkü bunların toplamı gene birinci derecedir. O zaman ikinci öncülümüz yanlıştır diyoruz. İkinci öncülümüz yanlış. C şıkkı da gitti. B'den alınan 3 elemanın toplamı A'yı veriyor olabilir diyor. A'nın bir elemanı olabilir. Bakalım. Şöyle bir şey yazsak mesela gençler. 2x kare bu B'nin elemanı değil mi? İle eksi x kare bu ikincisi. Bir de eksi x kare artı 3x desem. Örnek kafadan attı mesela bunlar. Bunların toplamı diyor değil mi? Toplarsanız 2x kare eksi 2x kare gidecek. Ne kaldı sadece? 3x kaldı değil mi? 3x birinci derece bir polinom oldu mu? Oldu. A'nın elemanı oldu mu? Olur. Üçüncü öncülümüze doğrudur. Yani cevabımız Denizli'dir diyoruz. 15. sorumuza geldik. Bu bir veri analizi sorusu, istatistik sorusu. Mod ile medyanın tanımını yapmış burada. Şöyle bir tablomuz var. Renkli bir tablomuz. Diyor ki bir belediye yukarıda 3x3'lük kare içinde gösterilen işaret levhalarından belediyenin ihtiyacı kadar sipariş edecektir. Sipariş sayısı bir mühendisin tarafından şöyle belirlenmiş diyor. I satır sayısı, J sütun sayısı. Diyor ki I ile J yani satırla sütunun toplamı satır sütundan büyükse bunu kullanacağız. Satır sütun aynı numaraysa iki tane alacağız. Sütun satırdan büyükse sütun kadar alacağız diyor. Şimdi buradan birin şurası şu ilk levhamız birinci sütun birinci satır değil mi? Bak bir bir eşit midir? Eşit. O zaman bundan kaç tane alıyoruz? İki tane alıyoruz. Bu ikinci sütun değil mi? Sütunumuz neydi? J idi. Burada J'miz 2, I'miz 1. J'miz 2, i'miz 1 ise. Bakın bu J 2 idi, bu 1'di. J kadar alacağız değil mi? O zaman bundan kaç tane alıyoruz yine? 2 tane de. Bak bunu başka bir renkle yazalım. Karışmasın. Bundan da 2 tane alıyoruz o zaman. Şurası 2 tane bu da. Yine burada sütunumuz 3, satırımız 1. Yani yine sütun satırdan büyük. O zaman bundan kaç tane alacağız? 3 tane bundan alacağız. 2 tane de bundan almıştık. 2 tane de bundan almıştık. Geldik buraya.
sütunumuz 1, satırımız 2. Bu sefer satırımız daha büyük değil mi? O zaman ne diyor? Bu ikisinin toplamı kadar. Satır ve sütunun toplamı. 2 ile 1'in toplamı 3. Bundan kaç tane arıyoruz o zaman? 3 tane bundan arıyoruz. Devam ediyoruz. Satır, sütun. 2, 2 eşit midir? Eşittir. O zaman bundan kaç tane alacağız? 2 tane alacağız. Satırımız, sütunumuz 3. Satırımız 2. Bu sütun satırdan büyük olduğu için sütun kadar alıyorduk. 3 tane alacağız bundan. Sütunumuz 1, satırımız 3. Satır daha büyük olduğu için ikisinin toplamı kadar. 1 ile 3'ün toplamı 4 tanedir. Yine satırımız sütunumuzdan büyük burası için. Ne olacak? İkisinin toplamı 5 tane bundan alacağız. Sütun satır sayısı birbirine eşit. O zaman kaç tane alıyorduk eşit olduğundan? 2 tane alıyorduk. Şimdi gençler hangi sayılarımız var? Yazıyoruz bakın. 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 5, 2 değil mi? Şimdi benim bunları küçükten büyüğe doğru sıralamamız lazım. 1, 2, 3, 4 tane 2 var değil mi? 1, 2, 3, 4. Sonra 1, 2, 3 tane 3'ümüz var. 1, 2, 3 tane 3. Sonra ne var? 4 var. Sonra 5 var. Diyor ki bu grubun modu ve medyanı. Mod en fazla tekrar eden miydi? Tabii ki. Kaç tane en fazla tekrar eden var? 2 var. Modumuz 2. Toplamda kaç sayı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ortadaki sayı nedir? 5. sayıdır değil mi? 4 sağda, 4 solda ortadaki. 1, 2, 3, 4, 5. 5. sayımız bu mudur? Bu da ne olacak o zaman? Medyan olacak. Medyanımız kaçmış? 3'müş. Bunların toplamını istiyor. 2 artı 3 kaç yapacaktır? 5 yapacaktır. Cevabımız Ceyhan'dır diyoruz. 16. sorumuz klasik bir soru tarzı. Hemen çözümüne başlayalım. Diyor ki P, Q ve R birbirinden farklı asal sayılar. 500'den küçük olan 3 basamaklı AB 0 doğal sayısının asal çarpanına ayrılmış hali şu şekildeymiş. O zaman P, Q, R 3 tane asal var değil mi? Demek ki AB 0'ın içerisinde 3 tane asal var. AB 0 ifadesinin 0 ifadesi birler basamağında olduğu için bu A, B 0 sayısı ne diyoruz? Onun katı bir sayıdır değil mi? Onun katı ise bu sayı 5 ve 2'nin katı demektir. O zaman diyoruz ki AB 0 ifadesi 5 çarpı 2 kesim var. Bir de P kare değil mi? Şimdi P'ye öyle bir değer vereceğiz ki 500'den küçük olması lazım ve asal olması lazım. Mesela 5 desem 5'in karesi 25 çarpı 10 ne yapar? 250 yapar değil mi? Daha büyük yapabiliriz biz bunu değil mi? Biz mesela buna 13 desek 13'ün karesi 169 çarpı bu 1369 yapacak çok büyük bir şey yapar. Ama P'ye 7 der ise 5 çarpı 2 çarpı 49 ne yapacaktır? 490 yapacaktır. 490 da 500'den küçüktür. O zaman A, B, 0 sayımız kaçtır? 490'dır. O zaman A'mız 4'tür. B'miz de 9'dur. Bunları topladığında A artı B'miz de 13. Yani cevabımız Diyarbakır'dır diyoruz. Geldik 17. sorumuza. Diyor ki bu sorumuz adı Murat 172 santim. 172 santim uzunluğundaki havlusunu şezlonga şekil 1'deki gibi sererse oturma yerinden 3A santim. Bak şurası 3A. Yaslanma yerinden de A 6 santim sarkıyormuş. Oturma yerinden yani 3A kısım yaslanma yerinden daha uzunmuş. Yani ne diyor burada? 3A büyüktür. A 6 demek istiyor. Bu ifadeyi açarsak 30 artı A büyüktür. 10A artı 6'dan A'yı buraya 6'yı da buraya atarsak 24 büyüktür. 9A 3'e böldüğümüzde 8 büyüktür 3A. A'ya öyle bir değer vereceğiz ki 8'i geçmemesi lazım. A'ya vereceğim en büyük değerimiz kaç? 2'dir. A 2 ise demek ki şuradan sarkan kısım kaç? 32 santim. Şuradan sarkan kısım kaç? 26 santim. Diyor ki şezlong şekildeki gibi düz açılırsa uzunluğu en az kaç santim olacaktır? Şimdi Murat 172 santim havlusu yok mudur? 172 santimde şu sarkan kısımları alalım mı? Ne olacak sarkan kısımlar? 32 artı 26 58 santim yapıyor değil mi?
58 santim şezlongda uzunmuş havlusu. Ben 58'i çıkarttığımda 4, 1, 1 yani 114 santim kalacaktı. Cevabımız Diyarbakır'dır diyoruz. 18. sorumuza geldik. Denemenin kaliteli sorularından bir tanesi bu da. Bu tarz sorularda genelde öğrenci çözerken yanlış çözüyor. Yani neden yanlış çözdüğünü de şimdi anlatacağım. Diyor ki aşağıda bir apartman girişinde posta kutuları gösterilmiştir. Üst sıradaki her kutuda o kutunun hemen altındaki bulunanın iki kat kadar zarf var. Mesela diyor ki bir numaralı kutuda dörtte ne varsa iki kat kadar zarf varmış. Şimdi şöyle bir şey yazalım. Burada A tane varsa burası ne olacak o zaman? 2A olacak. Bunda B tane olsa bu 2B. C olsa 2C kadar zarf varmış. Tüm kutudaki zarflar boş olan bir tek torbaya konulduktan sonra bu torbadan bir nolu kutuya ait zarf çekimi garantilemek için en az 57 tane zarf çekilmelidir. Gençler biz bu soruları şöyle çözüyorduk hatırlarsak. En kötü şanssızlık ne olabilir? Amacımız birden çekmek ya. Hiç birden gelmesin. Bakın çektik hepsi buradan gelsin. Sonra çektik hepsi 3'ten gelsin. Çektik hepsi buradan gelsin. Hepsi buradan gelsin. Hepsi 6'dan gelsin. En son çekeceğim bir tane artık birden kesin gelecek değil mi? Ne yaptık? 2B artı B de burada var. B artı 2C artı 6'da C var. Artı 4 numarada A var. Artı bir tane daha çekersek kesinlikle artık birden çekmiş oluruz değil mi? Bu da kaça eşitmiş? 57'ye. Topladığımızda 3B artı 3C artı A biri karşıya atarsak 56. Aynı mantıkla şimdi alttakine bakıyoruz. Diyor ki alt sıradaki boş kutuların herhangi birine ait bir zarf çekmeyi garantilemek için diyor. Yine aynı mantık. Şuraları silelim. Yine sildik şurayı. Harflerimizi yazalım yine. Burası A idi, burası 2A. B idi, 2B. C idi, 2C. Büyük amacım bu 4, 5, 6'dan çekmek ama şansım yok ya. Hep çektik. 1, 2, 3'ten geldi. Kaç tane çektik? 2A çektik, 2B çektik, 2C çektik. Bundan sonra çekeceğim ilk zarfımız nereden gelecektir? Alttakilerden gelecektir değil mi? Bu da kaça eşitmiş? 45'e. Biri karşıya atarsak 2A artı 2B artı 2C 44 ise her tarafı 2'ye böldüğümüzde A artı B artı C'miz 22 olacak. Üstte de şu ifademiz vardı. 3A artı 3C artı A eşittir 56'ya. Üst tarafı eksiyle çarpıp toplarsak amacımız A'ların gitmesi. A'lar gitti. 3 pardon arkadaşlar. Şurası C idi. Biz bunu yanlış yaptık. Hemen düzeltelim. Şurası A neydi burası? Burası B idi. Alt hata çıkarttığımızda 3B'den B çıktı. 2B. 3C'den C çıktı. 2C. A'lar birbirini götürdü. 56'dan 22 çıkarsa kaç kaldı? 34 kaldı. 2'ye böldüğümüzde B artı C'miz kaç çıkacak? 17 çıkacaktı. B artı C'miz 17 ise şuradan 3 parantezinde B artı C artı A eşittir 56. Buraya 17 yazarsam 17 çarpı 3 51 artı A eşittir 56'dan A'mız 5 çıkacaktı değil mi? Bir nolu kutu zaten 2A demek değil mi? 5 çarpı 2, 10 olacaktı. Cevabımız Batman'dır diyoruz. 19. sorumuza geldik. Bu da klasik bir problem sorusu. Hemen önemli yerleri çizelim. Diyor ki bir marketin peynir reyonunda 100 gram, 200 gram ve 250 gramlık peynir olan paketlerde satılmaktadır diyor. Okan buraya da bu markaya ait 5 kilogram peynir almıştır. 100, 200 ve 250 gramlık paketlerin her birinde en az bir tane almış. Diyor ki en az kaç paket almıştır değil mi? Şimdi paket sayısının az olmasını istiyorsam yüksek ağırlıkta orandan fazla almam lazım ki çok fazla paket taşımayayım. Şimdi 100 gramlıktan X tane alsın. 200 gramlıktan Y tane alsın. 250 gramlıktan da Z tane alsın. Bunların toplamda kaç yapacakmış? 5 kilo yapacakmış değil mi?
Şimdi her birinin bir tane almış ya. Şimdi bundan en az bir tane almış. Bir alsam. Şimdi bundan ben bir alsam ne olur? 200-300 gram yapar. 5 kilodan 300 gram çıkartırsanız 4 kilo 700 gram kalır. 4 kilo 700 gram 250 gramlık paketler şeklinde yapamazsınız. O zaman ben niye 2 dedim. 2 kere 2 100, 400. 100 de burada 500 gram. Yani yarım kilo satıldı. Kaç kilo kaldı? 4,5 kilo kaldı. Z'ye kaç desem 4500 olur. 18 der ise 4500 olur. 18 artı 2 artı 1 kaç yapacak? 21 paket yapacaktır. Cevabımız Batman'dır diyoruz. 20. sorumuza geldik. Zor gibi görünen kolay bir soru da bu da. Bu sorumuz. Hemen sorumuzu okuyalım. Ne diyor bu ifademiz? Diyor ki dikdörtgen biçimindeki pembe renkli kumaş ütü masasının üzerinde şekildeki konulmuştur diyor. Bu durumda kumaşın masanın ön tarafında sarkan kısmı 2 birim. Arka kısmında sarkan kısmı sadece alt kenarı zemine değmektir. Yani sarkma yok, sadece zemine değiyor. Buradan taşma olmuyormuş. Diyor ki sorumuz, kumaşın şekilde okla gösterilen kenarı belli bir miktar aşağı çekildiğinde, bak şu kısım aşağı indirecekmişiz. Çekildiğinde iki yandan da sarkan kumaş parçaları özdeş ve bu parçaların her birinin zeminin birinin alt kenarının zemine uzaklığı 30 birimmiş diyor. Şimdi şu anda başlangıçta şu şekilde zemine olan uzaklığımıza biz A desek. Burada da 2 var. O hariç şu noktadan itibaren zemine olan uzaklığımız A olsa. Şimdi ben buraya x santim yukarı taşırsam şu A x santim aşağı inecek değil mi? X santim bu da aşağı inecek. A'dan x çıkarttığımda şu kalan mesafe olacak değil mi? Burası A eksi x olmuş olacak. Örtü şöyle olacak. Burası ne oldu mesafe? A eksi x oldu. Bu da kaçmış? 30'muş. Burası x santim yukarı gittiğinde sadece şu mesafe ne olacak yine? 30 olacak. O zaman x'imiz de 30 olduğunu görüyoruz. X'e 30 yazarsak a eksi 30 eşittir 30'dan a'mız 60'tır. Diyor ki masanın zeminden yüksekliği diyor. Burası zaten kaçtı komple? A'mız 60'tı. 2 birim de zaten başta vardı. 60 artı 2 62 birim yapacaktır. Cevabımız Batman'dır yani. Geldik 21. sorumuza. Yine uzun gibi görünen ama düzgün okundukça sorunun basit olduğu görülen bir soru tarzı bu da. ABC noktaları mavi çubuğu, DEF noktaları da pembe çubuğu 4 eş parçaya bölmüştür diyor. Bakın bunun uzunluğuna x, şuraya x, x ve x desem. Şuraya y, y, y ve y desek. Mavi çubuk C, pembe çubuk E noktasından kesilmiştir diyor. Bakın şunu C'den kestik. Bunu da E'den kestik değil mi? Diyor ki her ikisinin de solunda kalanlar birbirine eşitmiş. Yani 3x neye eşitmiş? 2y'ye. X'e ben 2k der isem y'miz ne olacaktır? 3k olacaktır değil mi? O zaman şuradaki ifadeleri silelim. X'imiz 2k'ydı. Şurası x'ti ya. X yerine 2k yazarsak ne olacak? 2k, 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 2k. Y'miz neydi? 3k'ydı. 3k, 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 3k. Diyor ki çubuklar şekildeki gibiyken sinem mavi çubuğu ABC'nin herhangi bir yerinden, pembe çubuğu ise DF'nin herhangi bir yerinden kesip bu parçaların her ikisinin de sol tarafındakilerini almıştır diyor. Evet, güzel. Sinemin aldığı parçalar uzunluklar toplamı 52 birimmiş. Şimdi buradan nerede kestiğini bilmiyoruz değil mi? Sonuçta kesti iki parça A artı B'nin toplamı kaç olması lazım? 52. Ve şuraya dikkat edin. Bu parçanın her biri bir tam sayı olması gerekiyor. Farz-ı misal biz bunu buradan A'dan kestik, bunu da D'den kestik. Toplamı ne olacak? Soldakilerin toplamı 5K olacak. 5K 52 desen olmaz ki. Böyle bir tam sayı yok. İşte bunu bizim kendimiz bulmamız gerekmekte. Nereden kestiğini kendimiz bulmamız gerekmekte. Bakın diyorum ki burada ben bunu B'den kestim. 52 ifadesini soruya atıyorum. 52 13 çarpı 4 müdür?
Yani benim alacağım ifade 13'ün katı veya 4'ün katı olmak zorunda. 4'ün katı olmuyor çünkü ifadelerimiz 2 kaydı. 13'ün katı nasıl ayrılır? Bak bunu B'den kestim. Şunu da E'den keser ise burası sol tarafı kaç K olur? 4K olur. Bunun sol tarafı pardon bunu F'den keser isek daha iyi olacaktır bizim için. Ne olacak F'den kestiğimizde? 9K olacak değil mi? Bak 3, 6, 9K. 9K toplamı kaç olması lazım? 52 diyoruz. 13K eşittir 52'den K'mız 4'tür. Soru ne diyor? Mavi çubuktan aldığı parçanın uzunluğu. Mavi şurası değil miydi? Ne kadar almıştı? Toplamda 4K almıştı. 4 çarpı 4'ten bu da 16 çıkacak. Cevabımız Batman'dır. 22. sorumuza geldik. Bu sorumuz bir sayısal mantık sorusu. Daha birkaç soru önce de böyle bir soruyla karşılaşmıştık. Yine o da sayısal mantıktı. Diyor ki 5 katlı bir otopark boşken her katında 16 araç park edebiliyormuş. Bu otoparkta bir miktar araç park etmişken birlikte gelen 5 araç aynı katta park etmek istemektedir. Otoparkın çıkışı birinci katta olup bu 5 araç çıkışa yakın bir katta park etmek istemektedir diyor. Bu 5 araç 4. katta park edebildiğine göre son durumda boş park yerinin sayısı en çok kaçmış diyor. Şimdi şöyle yazalım bakın 5. kat, 4. kat, 3. kat, 2. kat, 1. kat. Şimdi bu araçlar aynı yerde park etmek istiyor değil mi? Şimdi geldiler. Birinci kattan şu araçlar girdi içeri. Baktılar nedir? 4 tane boş yer mi var? Ama bu araç 5 kişi. Olmaz diyorlar. Hemen ikinci kata geçiyorlar. Aa burada da 4 boş yerim var diyorlar. Yine olmamış. 5 araç çünkü. Geldiler üçüncü kata. Yine 4 boş yerim var ki bu sefer buraya gidiyorlar. Normalde buranın diyor ki burada ancak yer buluyorlar değil mi? O zaman burasının full boş olduğunu farz edersek 16 boş ise bu 5 araç buraya park etmedi mi? Kaç tane boş kaldı bu sefer? 11 boş kaldı. 5. katın hepsinin boş olduğunu farz edelim. Çünkü en çok boş kaç yer var diyor. Şimdi 4, 4, 4 ne oldu? 4 artı 4 artı 4 artı 11 artı 16. Topladığında 39 boş yerimiz vardır. Cevabımız Adana'dır. Bu tarz sorular ÖSYM tarafından seviliyor arkadaşlar. Dikkatinizi çekmek isterim. Geldik 23. sorumuza. Hemen sorumuzu okuyalım. Bakalım sorumuz yaş problemiyle ilgili nasıl bir soru. Diyor ki 2016 yılında evlenen Tuğba ve Kadir çiftinin evlendiklerinde yaşları toplamı kaçmış? 44'müş. Bunlar hangi yıl evlenmiş? 2016 yılında bunlar evlenmiş. Yaşları toplamı kaçmış? 44. Diyor ki 2034 yılında bu çift ile tek bir çocuklarının yaşları toplamı 85'miş. Şimdi 2016'dan 2034'de bunların çocuğunun olmadığını farz edersek 18 yıl geçmiş değil mi? Şimdi iki kişi olduğu için 18 artı 18 bak 18 artı 18 36 artmış olacak. Şimdi diyoruz ki 44 artı 36 kaç yapar? 80 yapar değil mi? Yaşları toplamı 85 olması nedeni demek ki 2034 yılında 5 yaşında bir çocuklarının olmasıdır. 2034'te 5 yaşındaysa 2034'ten 5 çıkarttığımızda 2029 çocuklarının doğum yılı olur değil mi? Cevabımız ne olacaktır? Diyarbakır olacaktır diyoruz. 24. sorumuza geldik. Bu sorumuz arkadaşlar denemenin yine en zor sorularından, en işlem gerektiren sorulardan bir tanesi. İşlem kalabalığı var aslında bu soruda. Dönüştürme, birimleri dönüştürme sorusu. Yani bir çok fazla kafanızı karıştıran bir soru tarzı değil ama dediğim gibi işlem kalabalığı var bu soruda. Şimdi ne diyor? Yusuf arabasıyla saatte 60 km hızla giderken birinci lambaya 800 metre mesafe kala kaldığında birinci lambada kırmızı ışık yeni yanmıştır diyor. Ya bak birimlere dikkat et. Bak burada ne vermiş bize? Kilometre bölü saat ama burada verdiğine metre. Bu ifadelere dikkat edelim. İki lamba arası 600 metre. İkinci lamba ev arası 100 metre. Her iki lambada da aynı anda 20 saniye kırmızı, 6 saniye sarı, 20 saniye yeşil. Topladığımızda kaç yapıyor? 46 saniye yapıyor değil mi? Demek ki bu lambalar 46 saniyede bir,
tekrar başa dönüyor. Yani tekrar kırmızıdan kırmızıya dönüyor. Şimdi Yusuf birinci lambaya 8 metre kaldığı andan itibaren kaç saniye, buraya dikkat edin, saniye sonra evine varır. Şimdi burada öncelikle diyoruz ki birinci lambaya gelmesi, ikinci lambaya gelmesi, ikiden evine gelmesi süresine bakalım. Şimdi Yusuf'un birinci lambaya gelebilmesi için önde ne kadarlık mesafe var? 800 metrelik mesafe var. Şimdi 60 kilometre bölü saat ne demek gençler? Diyor ki yani bir saatte, bakın bir saatte 60 kilometre yol gidiyor demek değil mi? Aslında bir saat yerine ben bunu dakika da yapabilirim, saniye de yapabilirim değil mi? Diyorum ki 60 dakikada 60 kilometre yol gidiyor. Şimdi şu kilometreyi de istiyorsanız metre yapalım, daha mantıklı olur. Şimdi ne diyeceğiz buraya da? 6000 metre. O zaman ne olacak burası? Bir dakikada şu sıfırları götürürsek ne olacak? 100 metre yol gidiyor demek değil mi? Bak şu 6 ile şu 600'ü sadece burada 100 kalacak. Demek ki bir dakikada bu araba 100 metrelik yol gidiyor. Önünde ne kadar yol vardı? 800 metrelik yol var. Yani burası ne olacak? Şurası pardon arkadaşlar 100 değil 1000 olacak. Çünkü burası 60 bindi. 60 bin. O zaman burası ne oldu? 1000 metre oldu. Bir dakikada 1000 metre. Önünde ne kadar mesafe vardı? 800. Diyoruz ki bir dakika, bakın saniye cinsinden 60 saniye değil mi? 60 saniyede 1000 metre gidiyorsa bu araç 800 metrelik mesafeyi ne kadar da gider diyoruz. Şuradan 2 sıfır götürdü. Çarparsak şu sıfırla şu da gitti. X'imiz 48 saniye çıkar değil mi? Demek ki şuradaki mesafeyi 48 saniyede almıştır. Şuraya dikkat edin. Periyodumuz 46 değil miydi? Araç buradan geldi. Tam ışıklara varacak ama 46 saniye şurası olsun. 46 saniyede ışık tekrar ne oldu? Kırmızı oldu. Bir 2 saniye daha gidecek. Kırmızıdan 2 saniye gitmiş olacak. Yani kırmızıdan 20 saniyeydi ya. 18 saniye kırmızıda bekleyecek. 6 saniye sarıda bekleyecek, değil mi? Bu kırmızı, bu da sarı. Toplamda 24 saniye bekleyecek. Yeşil yanar yanmaz geçecek. Demek ki ışıkta ne kadar bekledi? Şurada 24 saniye bekledi. Burada da 48 saniye beklemişti. Geldik şu kısma. 600 metrelik kısma. Zaten şuraya kadar aynı. Ne diyoruz? Bakın yine 60 saniyede 1000 metrelik yol gidiyorsa 600 metrelik yolu kaç saniyede gidiyor? Buna da y diyelim. Şu sıfırlar gitti. Şu 6 ile de şu sıfır giderse ne olacaktır ifademiz? Y eşittir 36 saniye olacak değil mi? Demek ki şurayı da 36 saniyede almakta. Şimdi esas önemli yer şu ikinci kısım için. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz lazım. Özellikle belirtiyorum burayı. Bakın bir daha. Şimdi şu araç şuradan karşıya geçerken yeşil yanar yanmaz geçmişti değil mi? Yani 20 saniye sonra tekrar kırmızıya dönecek değil mi? Bu 20 saniyelik sürede bu araç 36 saniye yol alıyordu ya burada. 20 saniyede hala yeşil yanıyor. Demek ki yeşilden kırmızıya döndüğünde araç şuralarda bir yerde ve 16 saniye daha gitmesi lazım değil mi? 16 saniye sonra ışıkların önüne geldi. Burada ne oldu? Hani tekrar kırmızıya gelmişti ya bu. Bu da tekrar kırmızıdadır. Kırmızıya geldi. Kırmızı kaç saniyede? 20 saniyede değil mi? 20 saniye kırmızı yandı. Bu 16 saniyelik yolu vardı ya. Şimdi 16 saniyede bu araç buradan buraya geldi. 20 saniye de kırmızının nesi kalır? 4 saniyelik mesafesi kalır, değil mi? 16 saniye, 20 saniye diye kırmızı 4 saniye daha yanacak. Sarımız 6 saniye daha yanacak. Toplamda 10 saniye olur, değil mi? Tekrar yeşil yanar yanmaz geçecek. Yani burada aslında ne kadar beklemiş oluyor? 10 saniyelik bir beklemesi oluyor. Geldik buraya. Burada 3. parçamızda ışık yok. Diyoruz ki 60 saniyede 1000 metrelik yol gidiyorsa 100 metreyi ne kadar sürede gider diyoruz.
Şu 2 sıfırı götürdük şununla da. Şu gitti. Z'miz eşittir 6 saniye çıkacak. Demek ki şurayı da 6 saniyede almıştır. Bulduğumuz tüm veriler, bakın 6 saniye burası, 10 saniye burası, 36 saniye burası, 48 saniye burası. Toplayalım mı? 48, 36, 10 artı 6. Şu ikisini topladığımızda 70, 84, 94. Bir de şu sayıyı yazmayı unuttuk. Bakın 48, 20, 24'ü yazmayı unutmuş. Bak şurada da 24 vardı. 24'ü de ekler isek toplamı 124 yapacak. Yani cevabımız Batman oluyor gençler. 25. sorumuza geldik. Diyor ki aşağıdaki şekilde Buse telefonun pil yüzdesi ve bu telefonun çeşitli işlemler için dakikada kullandığı şarj miktarını tabloda gösterilmiştir diyor sorumuzda. Konuşmaya %0,5, oyun oynamayı %1, video izlemeyi %0,75 kadar şarj miktarı yiyormuş. Bu ise çalıştığı kurumun öğle arasında 8 dakika video izlemiş. 8 çarpı video %0,75 mi? Yani 3 bölü 4 demek değil mi? Artı 5 dakika oyun oynamış, 5 çarpı oyunda %1'di. Artı 4 dakikada telefon görüşmesi yapmış. O da 0,5 de 1 bölü 2 demek. 8 çarpı 3, 24 bölü 4 yani 6 artı 5 artı 2. Bu da ne yapacaktır? 13 yapacaktır. Yani şarjı %67 idi ya, %13 azalacak. Yani %54 şarjı kalacaktı. Cevabımız Edirne'dir diyoruz. 26. sorumuza geldik. Diyor ki sorumuzda bir mağaza toplam ödenecek tutara satın alınan ürün adedine bir indirim uyguluyor. Bu indirim alınan her ürün için toplam tutarın %1 azaltılması biçimindedir. Örneğin 4 tane alırsan %4, 6 tane alırsan %6. Şimdi adam diyor ki 50 tane ürün aldığında %50 indirimlik yapacak değil mi? Şimdi 50 ürün aldım. Ürünlerin fiyatını bilmiyorum. Aynı ürün aldıklarını da bilmiyorum. 50 ürün aldığında ile 20 ürün alan başka bir müşteri aynı ücreti ödemiş. Şimdi aldıkları ürünlerin aynı olup olmadığını bilmediğimiz için şöyle diyelim, 50 tane ürüne bu eleman, birinci arkadaşımız ATL normalde ücret ödeyecekken %50 indirim yaparak ne oluyor? A bölü 2 gibi. Bu normal ücret, burası da ne olsun? İndirimli ücreti olsun. İndirimli ücreti olsun diyoruz. 20 tane alan normalde B olsun diyoruz. %20 indirim uygulayacaksak buna, yani 1 bölü 5'i kadar indirim oluyoruz. B eksi B bölü 5'ten dert B bölü 5 kadarlık bir ödeme yapıyor bu da. Diyor ki bu ikisi birbirine eşitmiş. Yani A bölü 2 eşittir 4 B bölü 5'e. İçler dışlardan 5 A eşittir 8 B demektir. A'nın ücreti 8 X ise B'nin ücreti 5 X demektir. Şimdi A'ya biz ne kadar indirim uygulamıştık? %50 indirim uygulamıştık değil mi? 8x'in %50'si yarısı demek A'ya 4x'lik bir indirim uyguladık. B'ye biz ne kadar indirim uyguladık? B'miz 5x'ti. 5x'e %20'lik bir indirim uyguladık değil mi? Yani bölü 5 diyoruz. 1 bölü 5'iydi ya. Bu da x yapmakta. Bunların birbirine oranı mı istiyor? 4x bölü x'ten 4x bölü x'ten x'ler giderse 4 kalacaktı. Cevabımız Diyarbakır'da diyoruz. 27. sorumuza geldik. Öğrenciler bunu gördüğünde hocam bu kimya sorusu bunda ne işi var diye, ama bu da bir karışım sorusu arkadaşlar. Diyor ki bir vitamin içinde bulunan magnezyum, kalsiyum ve çinko maddesinin miktarları arasında eşitlikle şöyle verilmiştir. 5 tane magnezyum 3 çarpı kalsiyum. 4 tane magnezyum 1 tane çinko eşitmiş. Şimdi şurada magnezyumlar eşit midir? Şöyle alt alta yazarsın bakın. 5 tane magnezyum eşittir 3 tane kalsiyuma. 4 tane magnezyum aynı zamanda çinkoya eşitmiş. Benim burada magnezyumları eşitlemem lazım. Burayı 4 ile burayı 5 ile çarparsam burası ne olacaktır? 20 magnezyum eşittir 12 çinkoya. 20 magnezyum aynı zamanda 4 tane, pardon, üstteki neydi? Kalsiyuma. Burası da 4 tane 5 tane çinkoya. 5 ile çarpmıştık ya. 5 çinkoya eşittir diyoruz. Şimdi magnezyumlar aynı olduğu için 20 tane magnezyum eşittir 5 tane çinko,
O da eşittir 12 tane kalsiyuma. Şimdi burada da 12, 20 ve 5'in katı kaç? 60. Ben buraya 5K desem, burası 3K, burası 12K olmakta. Toplam karışımımız bakın 5K, 3K, 12K topladığımızda 8, 20K'lık bir karışımımız var değil mi? Sonra diyor ki %32'lik magnezyum olmasını istiyor. Belli bir ekleme yaptıktan sonra tabii. Şimdi 20K var değil mi? Ben de magnezyum istemiyorum. 20K'da 3K magnezyum ise yüzde ne kadardır normalde? Bakın yüzde x'tir desek. Şimdi bunu 5 ile çarpacağız. Bunu da 5 ile çarptığımızda normalde magnezyum oranı yüzde 15'tir değil mi? Bunu arttırmak istiyoruz. Şimdi diyoruz ki 20K'da biz buna A kadar bir ekleme yapalım. 3K artı A kadar bu magnezyum eklediğimiz oran magnezyumdur. 3K artı A kadar magnezyum varsa %32 olması gerekir diyoruz. Buradan yine içler dışlar çarpımı yaparsak ya da sadeleştirelim önce. 4'e böldük 25, 4'e böldük 8. İçler dışlar 160K artı 8A eşittir. 25 çarpı 3 75K artı 25A'ya. Bunu karşıya atarsak 75K'dan 160K çıkarsa 85K kalacaktır. 8A'yı da karşıya atarsak 17A. Bu 17 ile 85'i sadeleştir. 5K eşittir A olacaktır. Demek eklediğimiz magnezyum miktarı ne kadarmış? 5K'lık bir oran kadarmış. Soru ne diyordu? Kalsiyumun yüzde kaçı diyor. Kalsiyum neydi? 5K değil miydi? Eklediğimde 5K. Aslında ne demek oluyor? 5K'ya 5K ise %100, yani tam kendisi kadar ekleme yapıyoruz. Cevabımız Edirne'dir diyoruz. Geldik 24. sorumuza. Bir grafik sorumuz bu da. Diyor ki bir zeytin tarlasında bulunan zeytinler cinslerine göre ağırlık olarak dağılımı daire grafiğinde. Bu cinslerin her birinin 1 kilogramından elde edilecek zeytinyağı miktarı ise sütun grafiğinde verilmiştir. Şimdi burası 240 ya, burası 60 derece. Şurası da 60 derecedir değil mi? Şimdi ağırlık olarak ben buraya 60x desem, burası da 60x ağırlığında, burası 240x ağırlığında ise. Şimdi A ürünü 0,1 midir? Diyoruz ki 1 litrede 0,1 litre yağ çıkıyorsa hangisi için? Bu A için değil mi? 60x'ten ne kadar yağ çıkacaktır A için dediğimizde? Çarparsak A eşittir 6x çıkacak değil mi? Demek ki şuradan 6x kadar yağ çıktı. Aynı şekilde B'ye bakıyoruz. 1 litreden 0,2 litre yağ çıkıyorsa B'miz yine 60x değil mi? 60x'ten ne kadar yağ çıkacaktır diyoruz. Buradan B eşittir 12x çıkmakta. Demek ki burası da 12x'miş. Sonra diyor ki ikisinin toplamı 210'muş. 6x artı 12x eşittir 210'dan 18x eşittir 210, x eşittir 3'e böldüm 70, 3'e böldüm 6, x eşittir kaç çıktı? 70 bölü 6 oldu. Benden c istemiyor muydu gençler? 240 çarpı x'imiz 70 bölü 6 idi ya, sadeleştir 4 çarparsan 280 litre yapar. 280 litre çarpı 0,3 dediğimde, yani 3 bölü 10 dediğimde şunlar gider. 28 çarpı 3 dediğimizde, pardon şurası 40 olacak, şunu yanlış yaz, burası 2800 oluyor. 280 çarpı 3 olduğunda bu da 840 litre yağ yapıyor. Cevabımız C'dir diyoruz. 29. sorumuza geldik. Bir sayısal mantık sorusuyla karşı karşıyayız burada da. Diyor ki 3 birim kareden oluşan şu şekil, 4 birim kareden oluşan bu şekil, 4 farklı şekil. Bakın şöyle yatırılmış, şöyle, şu şekilde ve şu şekilde değil mi? Diyor ki bu şekli
Buraya kaç farklı şekilde yerleştiririz? Şimdi şu kare değil miydi? 4 çarpı 4'lük, işte 2 çarpı 2 çarpı 2'lik bir kare. 2 çarpı 2'lik bir kare kaç farklı şekilde yerleştirmiş? 4 farklı yerleşim yapılmış değil mi? Bakın bu şeklin şurası 2 çarpı 2'lik bir kare midir? Bu bir. Başka 2 çarpı 2'lik kare. Bakın şurası da yine 2 çarpı 2'lik bir kare. Yine şurası da yine 2 çarpı 2'lik bir kare. Yani 3 farklı 2 çarpı 2'lik kare çıkıyor buradan. Her biri 4 farklı şekilde 12 farklı şekilde yerleştirilebilir. Bir de şöyle de yerleştirebiliyoruz. Bakın şurayı sileyim. Görmeniz için şurayı siliyorum. Şöyle de yerleştiremeyiz miyiz gençler? Şu şekilde bakın yerleştirirsem bakın şurada bir. Şurada yerleşiyor. Şöyle de yerleştirebiliriz. Şurada 2. 12 farklı artı 2 farklı da geldi. 14 farklı şekilde yani cevabımız Ceyhan olur diyoruz. Geldik denememizin son sorusuna. Bu sorudan sonra sözü biz geometri hocalarımıza bırakacağız. Acil hocalarımızın geometri kısmını kendileri çözecek. Diyor ki şekildeki bir masanın iki tarafında toplam 6 kişi bulunmaktadır. Bir süre sonra masadan 2 kişi ayrılıyor. Son durumda masanın herhangi bir tarafında yalnız bir kişinin bulunma olasılığı. Herhangi bir tarafı. Mesela şu giderse, şu eleman giderse ne olmuş oldu? Masanın hiçbir tarafında bir kişi kalmamış. Bak burada iki kişi kaldı, burada iki kişi kaldı. Soru bize neyi istiyor? Bir tarafında sadece bir kişi bak. Bir tarafında yalnız bir kişi kalsın. O zaman şöyle diyorum. Kalkacak kişi şu eleman ve şu eleman olursa burada bir kişi kalır mı? Kalır. Veya şu olursa yine bir kişi kalır mı? Kalır. Yani amacım buradan 3 kişiden hangi 2 kişiyi seçersek seçelim bir kişi o tarafta kalacaktır. Yine aynı şekilde burada da 3 kişiden hangi 2 kişiyi alırsak alalım bu tarafta bir kişi kalacak. İstenen durum bu. 2 çarpı 3'ün ikilisi. Örnek uzayımız ne? Toplamda 6 kişi var. 2 kişi seçiliyormuş. 3'ün ikilisi 3 çarpı 2, 6. 6'ın ikilisi de 15. 6'ın ikilisi nasıl hesaplanıyordu? 6 çarpı 5 bölü 2'den 15 yapar. 3'e böldük 2, 3'e böldük 5. 2 bölü 5. Cevabımız Ceyhan'dır diyoruz. Bu sorumuzda Recep sorun 7 denemenin matematik sorularını bitirmiş olduk gençler. Hepinize beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Geometri sorularıyla sizi baş başa bırakıyorum.